Müslümanlık dinini duymamış bir Hristiyan cehenneme girer mi diye soruyorlar. Bunlara nasıl cevap verebiliriz? İki, balığın murdarı olur mu? Avlanan balığın karnından parçalanmış vaziyette çıkan bir balık yenir mi? Bir Hristiyan memleketinde doğan Hristiyan cennete girer mi diye soruyor. İnsanlar böyle başkalarına ait meseleleri düşünüp meşgul olacaklarına, ben cennete girer miyim, giremez miyim, onu düşünmesi daha iyidir esasen. Ahirette de, burada da Cenab-ı Hak onların vekilliğini bize vermiş, tevdi etmiş değildir. Sizin iltizam edeceğiniz tek şey nefsinizdir, nefsinizi düşünün. Onu kurtarmaya çalışın. Acaba benim halim ne olur diye onu düşünün. İnceden ince düşünün ve tedirgin olun. Vazifeniz budur sizin. Ama evai nefis işte insanı konuşturur. Hristiyan cennete girer mi, giremez mi dedir. Bu mevzuda evvela ehli sünnetin, Maturidi ve Eş'arilerin noktayı nazarı var. Ve her ikisinin ittifak ettiği bir husus vardır. Peygamberleri duymayan kimseler sadece Allah'a inandım dedi mi cennete girerler. Hiç vahyi semavi duymamış, kitap duymamış bir kimse sadece bir yaratıcıya inandım dedi mi cennete girer. İsterse kitap bilmesin, peygamber bilmesin, ahiret bilmesin, Allah onu cennete koy. Ama bugün Hristiyanlık aleminde doğan kimseler bu durumda müteala edilemezler. Bunların biraz daha farklı durumları var. Bu farklı durum, tabii cesaretim olsa şöyle arz edeceğim, yine de arz edeceğim. Müslümanlık kendi kâmeti kıymetine uygun olarak gösterilemediği bir devirdedir. Müslümanlığı bütün parlaklığıyla, vüzuhuyla gösteremiyoruz. Hristiyanların, Yahudilerin, hatta komünistlerin çok durumunda içtimai durumumuz var. Çok fakir, zayıf ve dilenci bir durumumuz var. Mütemadiyen başkalarının kapısında el etek açan ve dilenen bir durumumuz var. Bu durumumuz bizi öylesine sönük, öylesine ölgün gösteriyor ki, hiçbir Hristiyan bizi böyle parlak görüp de Müslümanlığı tetkik edecek, araştıracak, anlayacak bir fikre sahip olamaz. Bu yönüyle adeta zaman bir fetret zamanı gibidir. Fetret zamanı. Sanki yani peygambersiz kalan bir devri yaşıyor insanlık. Böyle bir devirde araştırma, kitap okuma, bakma, tetkik etme imkanlarından mahrum olan kimseler ise tamamen fetret devrinde bulunuyor gibidir. Allahu alem, Müslümanlık kendisine has keyfiyetiyle zuhur edeceği ana kadar şu devirde puta tapmayan ve ateist olmayan, Allah'ı prensiplerinde kabul eden kimseler Allah bilir, hususi ve müstesna muamele görürler. Çünkü onlar hak dini her ne kadar kendi araştırmalarıyla bulamıyor, göremiyorlar ise de kusur ve kabahatin %50'si de bize ait. Mesela bizde onlar araştırmıyorlar, onlar tetkik etmiyorlar, bilemiyor ve bulamıyorlar. Böyle bir devirde bize düşen vazife şu idi. Yemeyelim, içmeyelim, evdeki huzur ve saadetimizi terk edelim, bırakalım. İbrahim Reşit gibi Filipinlere gidelim, adaları dolaşalım, Allah'ı anlatalım. Bugün çok uzak yerlerde, Avustralya'da, Filipinler'de Müslümanlar var. Ama Osmanlıların son devrinde 3 tane adamın gitmesiyle olmuştur, Allah bunu ihsan etmiş. Afrika'nın derinliklerine doğru yamyamlar arasında yığın yığın Müslüman vardı. Osmanlıların son devrinde giden 3-5 tane mücahidin telkiniyle olmuştur. Binlerce insan ihtida etmiştir. Ve Kral Faruk devrine kadar da bu iş, bu Osmanlı'nın başlattığı şey devam ediyordu. Osmanlı habire bunu işliyordu. Onlar vazifelerini yapıyorlardı, duyuruyorlardı. Biz ise kendi ayağımıza gelen kimselere bile anlatmayı vazife sayıyor ve benim gibi kimseler karşılığında bunu devletten para alıyoruz. Böyle ücretli emri bil maruf nehyanil münker yapan kimseler, orada inanmayan kimse kadar en azından mesuldür. Biz teker teker hepimiz mesulüz.
Ben bana verilen imkanları tam kullanmadığım için mesulüm. İmam Efendi de mesuldür. Arkasına gelen cemaatin çocuklarını adım adım takip etmediği için mesuldür. Diğerleri de mesuldür. Muallim karşısına gelen talebeye her gün 30 defa anlatmadığı için mesuldür. Bütün kazancını onlara getirip hak ve hakikati telkin etmek için zeminler araştırmadığı için mesuldür. Herkes mesuldür. Bir taraftan bizim sönük durumumuz, Leyli Yazda gibi sabahı olmayan bir gece devam ediyor. Bir taraftan da emr-i bil maruf nehyan-ı münkerin yapılmaması meselesi, Allahu alem. Cenab-ı Hak bu devirde hakikatin parlak ve berrak yüzünü görmeyenlere hususi bir muamele yapar. Vel ilmu indallah.